Merhaba arkadaşlar, 12. sınıf kimya ve elektrik ünitesinde bu videoda sizlerle elektrotlar ve elektrokimyasal hücrelerden bahsedeceğiz. Neler öğreneceksiniz dediğimizde elektrot, elektrolit, yarı hücre ve hücre kavramlarını öğreneceksiniz ve elektrokimyasal pil ve elektrolitik hücre ne demek, bunlardan söz ediyor olacağız bu video içerisinde. Bir önceki videoda sizlerle bahsetmiştik. Kimyasal enerjinin elektrik enerjisini ya da elektrik enerjisinin kimyasal enerjiye dönüştüğü sistemler vardı. Ve bu sistemlerde gerçekleşen tepkimeler elektron alışverişiyle gerçekleşiyordu. Hatta eğer tepkimemiz istemli ise kimyasal enerji elektrik enerjisine dönüşüyor. Eğer tepkimemiz istemsizse biz bu tepkimeyi gerçekleştirmek için elektrik enerjisinden faydalanıyoruz. Ve her iki durumda da bir elektron alışverişi var. Bu elektron alışverişinin sağlanması lazım. Elektron alışverişinin arkadaşlar gerçekleşebilmesi için şöyle yazayım. Gerçekleşebilmesi için bizim kurduğumuz düzenekler var. İçin bu düzeneklere de elektrokimyasal hücreler diyoruz. Elektron alışverişinin gerçekleşmesi için elektrokimyasal hücreler adını verdiğimiz bir düzenek hazırlıyoruz. Peki bu düzenekte neler var? Hangi parçalar var? Ne işe yarıyorlar? Şimdi bu videoda sizlerle bunlardan bahsedeceğiz aslında. Bitirdim. Hadi gelin bakalım şimdi. Elektrot ve elektrolit kavramlarıyla başlayalım. Redoks tepkimelerinin elektron alışverişiyle gerçekleştiğini biliyorsunuz. Yükseltgenen madde elektron verir, indirgenen madde elektron alır. Dolayısıyla yükseltgenen maddeden indirgenen maddeye doğru bir elektron akışı olacaktır. İşte bu elektron akışının sağlandığı ve üzerinde indirgenme ve yükseltgenme olaylarının gerçekleştiği, bu nedenle bunun sağlanması için çözelti içine batırdığımız metal ya da grafit çubuklara elektrot diyoruz. Bakınız şu çözelti içine batırılan bir elektrottur. Bu çözelti içerisine batırdığımız maddelerin elektron akışını sağlaması lazım. Ki metaller biliyorsunuz elektrik akımını iletiyor. Grafit bir ametal olmasına rağmen elektrik akımını ileten tek ametaldir zaten. Şimdi elektrotlar üzerinde ne olur dersek, elektrotlar üzerinde elektron alışverişi olur arkadaşlar. Ve elektron alışverişi oluyor. Yani bu elektrotta şöyle bir şey gerçekleşebilir. Elektrot üzerinde elektron verilmesi olabilir. Ya da elektrot üzerinde elektron alınması gerçekleşebilir. Üzerinde elektron alınabilir. Bu işe yarıyorlar. Pekala. Şimdi elektron verilmesi neydi arkadaşlar? Yükseltgenmeydi. Yani elektrot üzerinde yükseltgenme olayı gerçekleşebilir. Eğer elektron alınıyorsa elektron alınması indirgenmeydi. Elektrot üzerinde indirgenme gerçekleşebilir. İşte elektrot üzerinde yükseltgenme ya da indirgenme gerçekleşmesine göre biz elektrotları anot ve katot elektrot olarak ikiye ayırıyoruz. Eğer elektrotta yükseltgenme gerçekleşiyorsa bu elektrota anot elektrot adı verilir. Yani anot elektrot üzerinde yükseltgenme olayı olacak. Eğer elektrot üzerinde indirgenme olayı gerçekleşiyorsa buna da katot elektrot adını veriyoruz. Yani batırdığımız metal çubuklar ya da grafit çubuklar elektrotumuz. Sakın ola unutmayınız, yükseltgenmenin olduğu elektrot anot elektrottur. İndirgenmenin olduğu elektrot katot elektrot olarak adlandırılır. Peki elektrolit ne? Elektrotların batırıldığı ve iyon hareketiyle elektrik akımını ileten sıvılara da elektrolit diyoruz. Şimdi şu bizim elektrotumuzdu. Bunun üzerinde elektron alışverişi gerçekleşiyordu. Yükseltgenme varsa anot, indirgenme varsa katottu. İşte bu elektrotu batırdığımız iyon hareketiyle elektrik akımını ileten sıvılara da elektrolit adını veriyoruz. Neler olabilir bunlar dersek, asit, baz ve tuzlar,
suda iyonlaşarak çözündükleri için, iyon hareketiyle elektrik akımını iletebildikleri için asit, baz ve tuzların sulu çözeltisi olabilir. Elektrolit olarak kullanabileceğimiz maddeler ya da sıvı tuzlar olabilir. Tuzlar da sıvı hale getirildiklerinde elektrik akımını iletebiliyorlar. Dolayısıyla biz bu maddeleri elektrolit olarak kullanabiliyoruz. İyonlaşarak çözülen asit, baz ve tuzların sulu çözeltisi ya da sıvı tuzlar bizim elektrolit olarak kullanabileceğimiz maddelerdir. İki kavramımız daha var. Yarı hücre ve hücre kavramları. Bir elektrotun elektrolit sıvıya daldırılmasıyla hazırlanan düzene yarı hücre diyoruz. Yani bir elektrotumuz olacak arkadaşlar ve biz bunu bir elektrolit, elektrik akımını ileten sıvı içerisine batırmış olacağız. İşte bu ikisine bir arada yarı hücre adını veriyoruz. Yarı hücreler farklı farklı şekillerde hazırlanabilir. Örneğin diyelim ki içerisinde çinko artı 2 iyonları içeren bir çözeltimiz olsun. Bir tuz çözmüş olalım. Elektrolitimiz de çinko artı 2 iyonları olsun. Biz bunun içerisine çinko elektrot batırmış olabiliriz. Yani katyonumuzun türüyle kullandığımız metalin türü, elektrotumuzun türü aynı olabilir. Ya da diyelim ki hidrojen iyonları içeren bir elektrolitimiz var ve bunun içerisine platin elektrot koyduk. Bakınız burada ne oldu? Katyonumuzla elektrotumuzun türü farklı oldu. Amaca göre, yani biz bu elektrotu ne için kullanıyoruz, nasıl bir düzenek hazırlıyoruz, bunlara bağlı olarak türleri aynı olabilir ya da farklı olabilir. İkinci bir şey, az önce dedik ya, elektrotlarda elektron alışverişi gerçekleşiyordu. Yükseltgenmenin olduğu anot, indirgenmenin olduğu katot elektrottu. Burada bunu yarı hücrelerde de söyleyebiliyoruz. Yükseltgenmenin olduğu arkadaşlar yarı hücreye, yükseltgenmenin olduğu yarı hücreye anot yarı hücresi diyoruz. Hop, anot yarı hücresi. İndirgenmenin denden koyacağım, baştan söyleyeyim. İndirgenmenin olduğu yarı hücreye ise katot yarı hücresi de diyebiliyoruz. Yani biz burada elektrotlar içinde anot ve katot tanımını kullanabiliriz. Yarı hücreler içinde, ama en önemlisi anotta yükseltgenme, ister yarı hücre olsun ister elektrot olsun, katotta indirgenmenin olduğunu çok iyi bilmeniz beklenir. Son kavramımız da elektrokimyasal hücre. Arkadaşlar, iki yarı hücrenin birbirine bağlanmasıyla hazırlanan düzeneye elektrokimyasal hücre diyoruz. Bu mesela şurada gördüğünüz bir elektrokimyasal hücre örneğidir. Bakınız, bir yarı hücre, elektrot ve elektrolit. Bakınız, ikinci yarı hücre, elektrot ve elektrolit. Bunların birbirine bağlanmasıyla da biz bir elektrokimyasal hücre elde etmişiz. Tabii ki bağlarken özelliğine göre, burada mesela voltmetre var. Bu bir üreteç olabilir. Ya da bir tuz köprüsü kullanacağız. Şurada gördüğünüz, bunların neler olduğunu, neye yaradığını bundan sonraki videolarda söyleyeceğiz. Ama şu gördüğünüz bir elektrokimyasal hücre örneğidir. Arkadaşlar, iki çeşit elektrokimyasal hücre vardır. Öncelikle elektrokimyasal hücrelerde gerçekleşen tepkimeler redoks tepkimeleri, yani elektron alışverişi olacak. Eğer elektrokimyasal hücrede gerçekleşen değişim istemli ise, bundan önceki videoda vardı, yani kendi kendine gerçekleşiyorsa, bu durumda kimyasal enerji elektrik enerjisine dönüşür. Yani elektrik enerjisi üretilir. İşte kimyasal enerjinin elektrik enerjisine dönüştüğü, elektrik enerjisinin üretildiği, istemli tepkimelerin gerçekleştiği elektrokimyasal hücreleri günlük hayatımızdaki pil. Ama daha havalı olsun, elektrokimyasal pil sistemleri ya da bunun bir diğer adı da galvanik hücredir ya da galvanik hücre adını veriyoruz. Kendi kendine oluyorsa elektrik enerjisi üretiyoruz. Bu tür elektrokimyasal hücreler, elektrokimyasal piller ya da galvanik hücrelerdir. Eğer elektrokimyasal hücrede gerçekleşen değişim istemsizse, yani kendi kendine olmuyorsa,
Bu durumda biz bunu gerçekleştirmek için elektrik enerjisinden yararlanıyoruz. B. Elektrik enerjisini kimyasal enerjiye dönüştürüyoruz. Yani eğer tepkime istemsizse bu durumda elektrik enerjisi harcanıyor. İşte elektrik enerjisinin harcandığı, istemsiz tepkimelerin gerçekleştiği elektrokimyasal hücrelere ise elektrolitik hücre adı verilir. Bunun en yaygın örneği elektrolizdir ya da kaplamacılık olaylarıdır. Biz önce ne yapacağız? Sizlerle elektrokimyasal pillerden nasıl bir düzenek hazırlıyoruz, ne tür değişimler gerçekleşiyor bunlardan bahsedeceğiz. Ardından da elektrolitik hücreler yani elektroliz olaylarından söz edeceğiz bu ünite içerisinde. Bu videoda elektrot, elektrolit, yarı hücre, hücre kavramlarından bahsettik. Bundan sonraki videoda artık pillere başlıyor olacağız arkadaşlar. Görüşmek üzere.